Hepinize iyi günler. Bu haftaki paraşamız Teruma. Bu paraşada özetle Tanrı Peygamberimiz Moşe'ye halkın 15 değişik malzeme getirerek içinde barınacağı kutsal mekan Mişkan'ı inşa etmelerini ister. Moşe de halkına içinde taranan Tanrı'nın barınacağı Mişkan'ın nasıl inşa edileceğini anlatır. Mişkan'ın iç odasında 10 emir Aron haberitin içinde muhafaza edilecek, üstündeki kapakta da saf altından iki kanatlı melek keruvin figürleri olacaktır. Dış odada ise 7 kollu şamdan menora ve özel ekmeklerin üzerine konulacağı masa. Mişkan'ın önünde de kurbanların yapılacağı mizbeah inşa edilecektir. Şimdi de peraşadan öğrendiklerimize gelelim. Bu peraşaya kadar Tanrı Bene İsrail'e hep fiziksel olarak yardım etti. Şimdi ise onlar ile birlikte Mişkan'ın içinde barınarak manevi destek de vermeye başlayacaktır. Bene İsrail Tanrı'nın içinde barınacağı Mişkan'ı inşa ederken onlar da yaratıcılık görevini üstlenmiş oldular. Tanrı Moşe'yi halktan Mişkan'ın inşası için getirilmesini istediklerini sayarken çeşitli değerlerin yanında yerine getirilmesini istediği hizmetleri de sayar. Peraşada Veikuli Teruma denmektedir. Teruma sadece sedaka değildir. Teruma kişinin toplum yararına verdiği maddi değerler ile gönülden verdiği hizmetleri de içeren bir tür vergidir. Tora'da Bene İsrail bugünkü peraşamıza kadar hep yaşadıkları olaylardan şikayetçi olmuşlardır. Ancak bu peraşada Mişkan'ı hep birlikte inşa etmeye başlayan halkın şikayetleri kesilir. Herkes birlik olur ve fazlasıyla verici olurlar. Bu nedenledir ki Moşe yeter, daha fazla vermenize gerek yok der. Rabbi Saks'ın da dediği gibi halk bir dönüşüm geçirmiştir. Onları değiştiren etken Tanrı'nın bizim için yaptıkları değil, bizim Tanrı için yaptıklarımızdır. Şabbat şalom.